Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Dörtgenler ünitesinin yani 14 numaralı bölümün 6. köşe taşıyla devam ediyorum dostlar videolarımıza. Hemen odaklanmayı ayarlıyoruz. Şöyle parlaklığımızı da bir güzelce ayarlayalım ve ilk sorumuz bakalım ne diyor? Şurada köşegenlerin dik kesiştiğini gördüm. X'i soruyor dostlar bize. Şimdi dörtgenlerdeki kuralımız şu. Bütün dörtgenler için bir geçerli bir kuraldır bu. Özel dörtgen, genel dörtgen, iç bükey, dış bükey fark etmez. Hepsi için geçerli. Eğer ki bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa dostlarım, karşılıklı kenarların karelerinin toplamı birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Yani hemen şöyle söyleyelim. 6'nın karesi ile 3'ün karesinin toplamı. 6'nın karesi 36'dır. 3'ün karesi 9'dur. Eşit olacak 4'ün karesi ile x karenin toplamına. Yani 16 ile x karenin toplamına eşitmiş. Şimdi şu 16'yı buradan çıkartalım. Şuradan 20 kalsın. Bakın 29 eşittir x kare. Demek ki x eşittir kök 29 gelecek. Hemen geldim ikinci soruya. Burada da iç bükey dörtgende aynı kuralı görüyorum dostlarım. Hemen bir bakalım ne diyormuş. Kök 41 var, 5 var, x var. Bir de BD ile DC'nin toplamını 8 vermiş. Yani şurası 8 eksi x olacak o halde. Bakın bumerangta da aslında bir üstteki soruda söylediğim kuralın aynısı burada da geçerli tabii ki dostlarım. Sonuçta bumerang da bir dörtgen. Fakat burada şuna dikkat edin. Karşılıklı dediğimiz zaman şöyle çaprazlama yapacağız dostlar. Kök 41'in karşısındaki kenar 8 eksi x olacak. 5'in karşısındaki kenarsa x olacak dostlarım. Bunun ispatı da gayet kolay. Şöyle yapıyorsunuz. Şu denizli noktasının simetrisini alırsanız bakın şöyle bir üçgen oluşuyor karşımıza. Yani şu üçgeni tuttum. Aşağıya taşırdım. Denizli noktası buraya geldi. Bakın 8 eksi x buraya geldi. X buraya taşındı dostlar ve kök 41'in karşısına 8 eksi x'in geldiğini gördük biz böylelikle. Hadi şimdi formülümüzü yapalım o halde. Şöyle aşağıya biraz daha yer açalım. Kök 41'in karesi 41 yapar. Artı 8 eksi x'in karesi. Şimdi bunu da açarak yazıyorum. Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı diyorum. Eşit olacakmış. 5'in karesi ile x karenin toplamına yani 25 ile x karenin toplamına eşittir diyor kural. Hadi şimdi buradan sadeleştirelim. X karelere bay bay diyelim. 25'i bu tarafa alacağım. Önce şu 105 yapıyor burası. Eksi 25'i de buraya alalım. Eşittir. Eksi 16x'i de buraya artı 16x olarak geçirelim. Şimdi 105'ten 25 çıkacak. 80 kaldı dostlarım. 80 eşittir 16x oldu. Ve 16'ya bölersem de her iki tarafı x eşittir 5 çıktı. 80 bölü 16 5'tir dedim. Geldim 3 numaralı soruma. Evet bakalım bunu okuyalım. 2 kök 7, BC de 7'ymiş, AC de 7'ymiş. Tamam, şuranın tamamı 7. O zaman şuraya Y dersek burası 7 eksi Y olacak. Buna göre X nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi burada da normal bir üçgenimiz var dostlarım elimizde. Sanki hani şurasını iç bükey gibi düşünebilirsiniz eğer isterseniz. Şöyle biraz yukarıda gibi düşünün. 7 ile Y'nin karesinin toplamı 2 kök 7 ile 7 eksi y'nin karesinin toplamına eşit. Böyle de yapabilirim ben bunu. Hani pratik olarak bu karşılıklı şöyle çaprazlama diyeyim daha doğrusu. Bunların kareleri toplamı eşittir diyebilirim eğer istersek. Ama yok hocam bunu ben unuturum zamanı gelince diyorsanız da bir Pisagor şuradan yaparsınız dostlar. X kare artı y kare eşittir 2 kök 7'nin karesi dersiniz. Bir Pisagor da buradan yaparsınız ki ikisinden de zaten cevap kendiliğinden geliyor dostlar. Hadi dediğimizi yapalım. Önce şuradan bir Pisagor yapalım. 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. X kare artı y kare geliyor. Şimdi şuradan bir Pisagor yapıyorum. 7'nin karesi 49 eşittir. X kare artı 7 eksi y'nin karesi. Bu da birincinin karesi.
49. İkincinin karesi y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani eksi 14 y. Bakın buradan 49'lara bay bay dedim. X kare ile y karenin toplamını biz zaten 28 diye bulmuştuk. Eksi 14y'yi bu tarafa atalım. 14y olsun. Burada da x kare ile y kare kaldı. Yani 28. Demek ki y'yi 2 buluyorum ben arkadaşlarım. Y 2. Hemen şöyle göstereyim. Orası gözükmedi sizde. Y'yi 2 bulduk. Peki y 2 ise hocam şurada da yerine yazalım. Y kare 4 olur. Bu 4'ü bu tarafa atarsam 24 eşittir x kare olur. Demek ki x eşittir 2 kök 6 çıkacak. Sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi. Evet, 4 numaradayım. Hemen bakalım. Bakın burada şunu fark etmenizi istiyor. Muhteşem üçlü var arkadaşlar. Şu 3, 3, 3. 3 tane T harfinde görüyorsunuz. T harfi birbirine eşitse biz burada muhteşem üçlü vardır dedik. Ve muhteşem üçlü sadece dik açıdan inen kenar ortayda olur. O yüzden burası mecbur dik açı olmak zorunda. Şimdi hemen kuralımızı yapalım. B kare ile 3'ün karesinin toplamı, yani B kare artı 9 eşittir A kare ile şuradaki 6'nın kareleri toplamına eşit olacak. Yani A kare artı 36'ya eşit olacak. Peki A kareyi bu tarafa atarsak B kare eksi A kare olur. 9'u buraya atarsak da 27 olur. Zaten bizden de B kare eksi A kareyi istiyormuş bu kerata. Pekala. Bunu da gömdük arkadaşlarım. 5 bitti. 6 bitti. 7'deyiz şimdi dostlar. 7 numaralı testimizin birinci sorusundayız. Evet. Ne diyor burada? K, L, M, N orta noktalar. Şimdi burada şu bilgiyi vereyim ben size. K, L, M, N orta noktalarsa dostlarım şöyle göstereyim. Demek ki burası 2'ye bölündü. Şurası 2'ye bölündü. Şu adam burayı 2'ye böldü. Bu da bu tarafı 2'ye böldü. Şimdi şu üst tarafa bakarsanız sadece şu KN dediğimiz uzunluk AC'nin orta tabanı oldu arkadaşlar. AC'nin orta tabanı oluyor. Yani AC kaç santimse KN yarısı olacak. Aynı şeyi bu tarafta da söylüyorum. LM yine AC'nin orta tabanı oldu. Demek ki LM AC kaç ise yarısı olacak. Aynı şeyler bakın NM ile BD arasında geçerli. NM BD'nin orta tabanı veya KL BD'nin orta tabanı. Bu bir. Orta tabanları gördük. Köşegenlerin şu ortadaki dörtgen köşegenlerin orta tabanlarından oluşuyormuş. Bu bir. İki. Bu ortadaki dörtgen her zaman ama her zaman paralel kenar olur arkadaşlarım. Her zaman paralel kenardır. Ve karşılıklı kenarları eşittir. Zaten onu az önce ispatladık. Çünkü ikisi de AC'nin yarısı uzunluğuna eşitse mecbur eşit uzunluktalar. Başka şu ortadaki dörtgenin çevresi yani paralel kenarın çevresi köşegenlerin toplamına eşit oldu. Büyük dörtgenin köşegenleri toplamına. Ve şu anda bizi ilgilendiren durum bir de onu söyleyelim. Paralel kenarın yani şu ortadaki paralel kenarın alanı her zaman büyük dörtgenin yarısına eşit olur arkadaşlarım. Şimdi bu bilgileri kullanarak biz önce büyük dörtgenin alanını bulacağız. Çünkü bakın köşegenlerinin çarpımını vermiş bize. Bir dörtgenin alanı neydi? Köşegenleri çarp yani AC ile BD'yi çarp 144 2'ye böl bir de aradaki açının sinüsüyle çarp. Yani sinüs 120. Sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. O da kök 3 bölü 2'dir. Peki 2 ile 2'nin çarpımı 4. 144'ü 4'e bölersem 36 kök 3'müş büyük dörtgenin alanı. Tabii bize neyi soruyor? Ortadaki paralel kenarın alanını soruyor. Bunun yarısıdır demiştik. 36'nın yarısı 18 kök 3 tabii ki. Evet geldik şimdi ikinci sorumuza. Bu ne diyor? ABCD dörtgen. KLM orta noktalar. Bakın orta noktaları vermiş bize bu sefer. Yine biz şöyle yapalım mı? Şunu çizelim. Bu kenarın da ortasını biz almış olalım. Şöyle birleştirelim. Bakın burası ne oluyordu dostlarım? Şu dörtgen paralel kenar dedik her zaman. Hatta burada
paralel kenarın özel bir durumu. Bütün açıları 90 derece olma durumu söz konusuymuş dostlarım. Paralel kenarın bütün açıları 90 derece olursa biz o paralel kenara dikdörtgen deriz. İşte bakın buradaki şekil bu sefer dikdörtgen çıktı. Bize de neyi soruyor? Bu dikdörtgenin bir alanını bulun diyor. Hemen bulalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımı. Yani 8 çarpı 5 40'dır. Bu dikdörtgenin alanı. He hocam ben dikdörtgenin alanını daha bilmiyorum dersen dik üçgenin alanını bulursun şuradaki. 8 çarpı 5 bölü 2'dir. Yani 20'dir. Bu köşegen alanı 2'ye böleceğinden burası da 20'dir. Yani dikdörtgenimin alanının 40 olduğunu iki üçgenden de buldum. Tabi burası 40 ise büyük dörtgenin alanı 2 katıydı. 80'i işaretledim. Dostlarım cevap Ceyhan'dan geldi. Hemen şunu yapalım. 3 numaralı sorumuz. Evet yine KLMN orta noktalarmış dostlarım. Tamam. DKN ile BLM. Bakın şu üçgenle şu üçgenin alanları toplamı 10'muş. Senin burada bilmen gereken bu orta noktalar alındığında evet bu neydi? Paralel kenardı. Bu bir. Sonra bu alanın yarısıydı. O zaman bu paralel kenar bir yarısıysa geriye kalan şu dört üçgende diğer yarısıdır. Tamam bunu da öğrendik. Peki bir de şunu söyleyelim. Karşılıklı üçgenlerin toplamı birbirine eşittir arkadaşlarım. Yani şu ikisinin toplamı 10 ya. CNM buna A alanı diyeyim ben. Buna da B alanı diyeyim. Bakın A ile B'nin toplamı da 10 olmak zorunda. Şuna C diyeyim, şuna D. Şöyle yani kural. Şuraya yazıyorum. A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamına eşitmiş dostlarım. Hatta bu da büyük dörtgenin yarısının yarısı yapıyor değil mi? Yani çeyreği yapıyor. Yani alan A, B, C, D'nin çeyreğine eşitmiş dostlarım bu alanda. Şimdi bu bilgileri konuşarak şu soruyu bir daha okuyalım. Bakın bize DKL ile BLM'nin toplamını 10 vermişti. Yani D alanıyla C alanını 10 verdiyse A alanıyla B alanı da 10'dur diyorum. Bu da diyor ki CNM yani A alanından AKL B alanını çıkartırsan da 2 kalır diyor. Hemen toplayalım alt alta. B'ler gitti. 2A eşittir 12. A eşittir 6 geldi. Bize nereyi soruyor? CNM. A alanını soruyormuş zaten. 6'yı da bulduk biz dostlar. Evet şuna geldik. Yine dörtgen, yine orta noktalar. Bakın burada bir paralel kenar var. Biz bu paralel kenarın şu köşegenini çizelim ve şu üçgenin alanını bulup devamını yaparız şimdi birazdan. Hemen 30'u gördüm, karşısına bir diklik indirdim dostum. 90'ın karşısı 6 olduysa 30'un karşısı yarısı olacak 3 dedim. O zaman bu üçgenin alanı tabanı yüksekliği 3, tabanı 8 bölü 2'den 12 geldi arkadaşlarım. 24 bölü 2'den 12 bu taradığım üçgenin alanı. Paralel kenarın köşegeni alanı 2'ye böler. O yüzden burası da 12'dir. Demek ki bütün paralel kenarın alanı 24. E hocam bu paralel kenar tüm şeklin yarısıydı. Demek ki tüm şekilde 48 olacak dedi. Evet 7 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik. 8 numaramızın birinci sorusundayız dostlarım. Şöyle bir soruyu biraz daha küçülteyim ben. Herkes görebilsin. Evet şöyle bir şekil. Şimdi diyor ki burada A kare B kare C kare D kare. He, kenarların kareleri toplamını vermiş. Tamam şu kuralı yapacağız arkadaşlar. Bakın yukarıda da yazmış mı? Evet hocamız zaten yukarıda yazmış dostlar. Yani siz de oradan takipte edersiniz kitabı elinde olan arkadaşlarım. Ben olmayanlar için bir daha söylüyorum. Şimdi bir dörtgende bakın şöyle köşegenlerin tam orta noktalarını alıp Mustafa ile Nide köşegenlerin orta noktaları. Bunları birleştirdiğinizdeki çizgiye x demiş bu adam. Şimdi kural şu. Kenarların kareleri toplamı yani a kare b kare c kare d karenin toplamı ki yani o 150 olarak verilmiş bize. 150 şuna eşittir her zaman dostlar. Köşegenlerin kareleri toplamı ile yani şu AC'nin karesi ile BD'nin karesinin toplamı artı bir de buna ek olarak şu ortadaki x'in karesinin 4 katı. Yani 4x kare ekleniyor buna. İşte formülümüz bu dostlarım.
A kare B kare C kare D kare eşittir. Köşegenlerin kareleri toplamı artı şuradaki x'in karesinin 4 katı. Bu da hatta kenar ortayların uzunluğu formülünden ispatlanıyor. Çok önemli bir formül değil benim nazarımda. Üniversite sınavında sorulacağını çok da zannetmiyorum açıkçası ama yine de çözüyoruz tabii ki. Şimdi o halde biz bir de neyi vermiş bize? AC karenin, BD kare, bir de MN'nin. Bunların da kareleri toplamını vermiş. Şöyle 123 diye yazayım onu. 123 de şuna eşit. AC'nin karesi, BD'nin karesi artı X kareymiş dostlar. Hemen çıkartın bunları birbirinden. 153'den 123 çıkarsa 27 mi kalıyor? Evet, 27 eşittir. AC kareler gitti, BD kareler gitti. 4x kareden x kare çıkarsa da 3x kare kaldı. Peki 3'e bölersek x kare 9 oldu. Şurada devam edelim. X eşittir 3 geldi. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı. Hemen ikinci sorumuzu okuyoruz. Bakın diyor ki ikinci sorumuz. Dörtgende kenarların kareleri toplamı 144. Köşegenlerin kareleri toplamı 120. Köşegenlerin orta noktaları M ve N olduğuna göre MN kaçtır? Yani bize az önceki soruda bakarsak X'i soruyor yani yine. Bir de şöyleydi kural. Kenarların kareleri toplamı şuna eşitti değil mi dostlarım? Kenarların kareleri toplamı yani 144 eşitti. Köşegenlerin kareleri toplamı artı M ile N arasındaki X'in karesinin 4 katına eşitti. O zaman 120'yi bu tarafa atarsak 24 eşittir 4x kare. 4'e bölersek x kare eşittir 6. X eşittir kök 6 gelir. Sorumun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, 3. sorudayız dostum. Bu ne diyor? ABCD dörtgen diyor. K ve L kenarların orta noktaları. AC'yi 8, BD'yi de 6 vermiş. Şimdi şöyle... Hemen şuna A diyelim, şuna B diyelim, şuna C, şuna da D. Bakın AC 8'miş şurası. Şimdi ben o zaman A kare artı B kareyi hipotenüsten, Pisagor bağıntısından bulmak istesem. A kare artı B kare 8'in karesine eşit değil midir yani 64'e? Yazıyorum o zaman A kare artı B kare eşittir 64. Peki şu dik üçgenden Pisagor yapıp da C kare artı D kareyi ne bulurum bu durumda? C kare artı D kare, onu da yazıyorum. Yine hipotenüsüm 8 olduğu için bu da 64. O zaman artık şunu biliyorum. Kenarların 4'ünün karelerinin toplamı 2 tane 64. Yani 128 yapıyor. O halde 128 eşittir. Köşegenlerin kareleri toplamı yani 8'in karesiyle 6'nın karesinin toplamı artı 4 tane x'in karesiydi dostlarım. Bunu da yazdık hemen. Peki burası 100 yaptı. 100'ü bu tarafa atarsak 28 eşittir 4x kare. 4'e bölersek x kare eşittir 7. X eşittir kök 7 geldi sorumun cevabı. Evet, 4. sorudayız dostum. Yine aynı muhabbeti yapacağız. BD'yi 10 vermiş. Şurası 10. M ve N köşe noktaları olduğuna göre AC nedir diye bir soru soruyor bize. MN'yi de 3 vermiş. Buna da 3 yazalım. Yani X dediğimiz yeri 3 vermiş. Şimdi BD'yi 10 verdiyse şurası 10 birim ise 10. O zaman biz şuna A, şuna B, şuna C, şuna D desek. A kare artı B kareyi 10'un karesi 100 diyebiliyoruz. C kare artı D kareyi de yine 10'un karesi 100 diyebiliyoruz. O zaman 4 kenarın kareleri toplamı 100 artı 100'den 200 gelir. Eşittir. Bu 200 neye eşitti dostlarım? Köşegenlerin kareleri toplamı yani DB'nin karesi yani 10'un karesiyle 100 ile AC'nin karesinin toplamı artı bir de şuradaki ortadaki 3 var ya bu 3'ün karesinin 4 katı. 3'ün karesi 9. 4 katı 36. Şimdi hemen toparlamayı yapalım. 100 buradan çıkarsa 100 kalır. 36 çıkarsa da 64 kalır. AC'nin karesi. Neyin karesi 64'tür? Tabii ki 8'in karesi dedim. AC'yi 8 bulduk. Pekala. 8 numaralı köşe taşımız da bitti. Geldik 9 numaralı köşe taşımıza. Evet, ne diyor? E ve F köşegenlerinin K ve L kenarların orta noktalarıdır. AD ile BC'nin toplamı 24 ise EFKL dörtgenin çevresi nedir? Yine 24'tür arkadaşlar. Tabii ben bundan
1 milyon tane çözdüğüm için daha öncesinden biliyorum. Siz şimdi ilk defa karşılaştığınız için neye dikkat etmeniz gerektiğini göstereyim size. Bakın şu, hemen şöyle toparlayayım. Bir saniye. Şu LE'ye bakınız dostlar. Lüleburgaz'da da Edirne'de de ikiye bölmüş. Demek ki şu DA'nın kesinlikle ama kesinlikle yarısı olacak. Yani ben bu DA'ya 2A dersem burası kesin A olmak zorunda. E şimdi aynı muhabbeti şu FK içinde görün. Bakın bu FK da yine 2A'nın orta tabanıdır. Demek ki yarısı olacak A. Şimdi şuna bakalım. LF BC'nin orta tabanıdır değil mi? Çünkü burayı 2'ye bölmüş. Şurayı zaten 2'ye bölmüş. Demek ki buna 2B dersem burası B. EK da aynı şekilde bunun orta tabanıdır. Bu da B. Yani şu ortadaki dörtgenin çevresi şu ikisinin toplamına eşit geldi. Bakın 2A, 2B geldi çevresi. 2A ile 2B, AD ile BC'nin toplamıdır. Yani 24'tür çevresi. Hemen 2 numaraya geldim. EFKL kenarların orta noktalarıymış arkadaşlarım. Pekala. Demek ki ben şu AC'yi çizersem, bakın şu EF'ye X dediğimde burası 2X olur. Yine şu LK da 2X'in orta tabanıdır. Burası da X oldu. Gördünüz mü orta tabanları? Yani bunlar birbirine eşit oldu ki biz bunu daha galiba 6. köşe taşında ispatlamıştık zaten. Hani paralel kenar oluyordu şunları birleştirdiğimizde zaten. Karşılıklı kenarların eşit olduğunu biliyoruz biz bu orta noktalar alındığında tabii ki. Peki tamam hocam, bu ikisinin toplamı 24'müş. O zaman x 6, bu da 6 oldu. Şey, toplamları neyle, EF ile K, 12 oldular pardon. 2x 24 ise x 12 çıktı. Bize de A ile C arasındaki uzaklık. AC'yi soruyormuş. Yani 2x'i soruyor. O zaman yine 24 geldi sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Yine orta noktalar diyor mu? Diyor. K ile L orta noktaysa artık burası 3 ise burası 6. Ama P ile R orta nokta değil arkadaşlar. Vermemiş onu. Bakın burada normal benzerlik yapacağım ben şimdi. Şu 4 ile 6'nın oranından klasik birinci benzerlik şeklimizi yapacağız. 4 bölü 6 eşittir diyeceğiz. Şuradaki 2 bölü 2 artı x'e. Buradan hemen 4'ün yarısıymış üst taraf. Bu da 6'nın yarısı olacak. Şurası 3 olacak. Demek ki x 1 olmalı ki 3 olsun. Geldik buna 4 numaralı sorumuza. Evet, ABCD dörtgen demiş. E ve F köşegenlerin, K ve L kenarların orta noktalarıdır. Çevre EFKL. Bakın bunun çevresi verilmiş bu sefer 16. Neydi bunun çevresi? Şu 6 ile x'in toplamıydı. Demek ki x 10 olacak dedik. Birinci soruda zaten bunun aynısını çözdük arkadaşlar. Burayı ilk defa izliyorsanız 1 numaralı soruya bakın. İspatını orada yaptım ben. Evet, çevirdim arka tarafı ve 10 numaralı köşe taşımızın birinci sorusundayız. Bakalım ne diyor. Son köşe taşı bu da arkadaşlar. ABCD dörtgeninin tamam köşegenleri dik kesişmektedir. Eyvallah. Şimdi E ve F orta noktalardır. E, F orta noktaysa bakın şuranın da ortasını biz alalım. Bu da burayı tam ikiye bölsün. Şöyle orta noktaları aldım. Şuranın da ortasını biz alalım. Şöyle. Dostlar bu ortadaki şekil ne oluyordu her zaman? Paralel kenar. Dostum bak şurası 90 ise şu U kuralını görün. Burada 90. Hocam şunlar yöndeş açılardır şu ikisi. Şu paralel şunu olduğu için. Demek ki burası da 90. Şimdi aynı şekilde U kuralından her birinin 90 olduğunu söylüyorum dostlar. Ve bakın bu ortadaki paralel kenar meğersem dikdörtgenmiş dostum. Ha, biz bunu şöyle de söyleyelim. Bundan sonra köşegenler dik kesişiyorsa şuradaki ortada oluşan paralel kenar her zaman dikdörtgene döner. Tamam mıdır dostlar? Bunları da aklımızda tutalım. Şimdi AC kaçmış? 24. AC 24 ise şu adam orta tabanı oluyordu AC'nin yarısıdır 12. BD 10. O zaman şu orta tabanıdır yarısı 5. Bakın burada bir dik üçgen çıktı. 5, 12, 13 dik üçgenidir bu. Demek ki EF 13 olacak. Yapıştırdık geldi. Evet, 2 numaralı sorudayız.
Dörtgen yine kenarların orta noktaları verilmiş. O zaman biz hemen şuranın ortasını alalım ve şununla birleştirelim. Şurayı da alıp paralel kenarı gösterebilirim ama artık gerek yok dostlarım. 120 U kuralından bakın, şurada bir U kuralı var. Burası 60. Şuradaki yöndeş açılıktan buranın da 60 olduğunu biz bir söyleyelim. Şimdi AC 16 ise bu onun orta tabanıdır, 8. BD 14 ise burası onun orta tabanıdır, 7. Ve şu üçgenden KL'yi bulacağız biz şimdi. Hemen bulalım. Dostum ister kosinüs teoremi yap, istersen ben 60'ı görünce karşısına dik indiriyorum. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4'tür. Şuraya 3 kalır. 60'ın karşısı da 4 kök 3'tür. Hemen x kare eşittir diyelim. Bir 3'ün karesi 9. Bir de 4 kök 3'ün karesi 48. 48 ile 9'u toplamı da 57 yapar. X kare 57 ise x eşittir kök 57 geldi. Evet. Şu sorudayız. ABCD dörtgeninin köşegenleri dik kesişmektedir. Tamam. Sonra MC MD'nin iki katıdır. Şuraya K dersem burası 2K'ymış. AN NB'nin iki katıdır. Şuraya M dersem şurası 2M'ymiş. Tamamdır. Başka BD 12. BD neresi? Şurası 12. Bakın şuradan bir paralel çiziyorum yine dostlarım. Şöyle bir paralel çizdim. Tabi burası 1'e 2 olduğu için burası da işte A'ya 2A paralel aynı şekilde böldü değil mi? Benzerlikte öğrendiğimiz kurallar. Ve BD'yi de 12 vermiş bize. Şurası da 12. Hemen yapalım. 2 bölü 3 eşittir. Şuna X dersem ben. X bölü BD yani 12. Bu 4 katıysa bu da 4 katı olacak. Demek ki burası 8. Sonra şurayı birleştirelim. Bakın bu da buna paralel oldu, şuna. Neden? Çünkü burayı da 1'e 2 böldü. Burayı da 1'e 2 böldü. AC'yi kaç vermiş? 18. Benzerlik yapıyorum. 1 bölü 3. 1 bölü 3 eşittir. X diyelim buna. X bölü 18. 6 katı. Bu da 6 katı olacak. Demek ki burası da 6. Şimdi köşegenler dik kesişiyorsa şu ortadaki üçgen dik üçgendir her zaman. Onu da yine U kuralından burası 90. Şu U kuralından burası da 90 deyip ispatlayabiliriz. Ve şuradaki dik üçgenden 6, 8, 10 dik üçgeni olduğunu görürsek MN uzunluğunun 10 olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Son sorumuza gelelim. BD ile AC arasındaki açı 60 derecedir. Tamam. Önce şu oranları bir yazalım. PA'ya 1K derseniz diyor. DP 2K. Bunu yazdık. Sonra üstteki sorunun aynısı oldu herhalde. CR'ye M dedim. BR'ye 2M yazdım. Şimdi hemen neyi soruyor bize? AC'yi vermiş. PR'yi soruyor. Tamam. Şuradan bir paralel çizelim yine. AC'ye paralel. Bakın burayı 1'e 2 böldüyse burayı da 1'e 2 bölecek. AC'yi 7,5 demiş. Benzerlik yapıyorum. 2 bölü 3 eşittir. X dersek X bölü 7,5 olur. Bu kaç katı? 2,5 katı. Bu da 2,5 katı olacak. Şurası 5. Şimdi şuradan bir de çizelim. Şöyle bir paralel. Çünkü 1'e 2, 1'e 2 böldü. Şimdi bu da DB'ye paralel oldu. DB'yi de 12 vermiş. 1 bölü 3 yazıyorum hemen. 1 bölü 3 eşittir. Bu sefer buna x diyelim. X bölü 12'ye 4 katı. Bu da 4 katı olacak. Şurası da 4 geldi. Şimdi U kuralı yapalım. 60 ise yöndeşlikten bu da 60. Şununla şu paralel çünkü. 60 ise şurası 120. Çünkü U kuralı var değil mi bunların arasında. Hemen şuradaki üçgende kosinüs teoremi yapalım arkadaşlarım ve soruyu da çözelim. Şimdi şuna x dersek hemen yazıyorum. X kare eşittir. Bir 4'ün karesi 16, bir de 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120, kosinüs 60'ın eksilisi. Kosinüs 60 1 bölü 2 ise eksi 1 bölü 2 olacak. Ben buradaki eksiyi şuraya yazdım. Bakın bu ikiler gitti. Şurası 20 yaptı. Şurada 25 var, 55 yaptı. 55, 6 daha
61, 10 daha 71 mi yapıyor? Bir daha hesaplayayım. Yok pardon, 20, 25 daha 45, 45, 16 daha 61. Heh, şimdi oldu. X kare 61 ise X de kök 61 geldi. Evet arkadaşlarım, köşe taşlarını böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki testimizde tarama testiyle devam edeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.